Şu anda Phuket'te, Patong'da, Bangalore'dayız. Burası Phuket'in gece hayatının kalbinin attığı yer. Sağlı sollu eğlence mekanları, gece kulüpleri, barlardan oluşan bir cadde. Normalde çekim çok hoş başlamasa da kısaca hızlı bir tur atacağız. Bana eşlik ederseniz sevinirim. Come on.
işte Bangla'da hayat böyle. Phuket'in en canlı, en renkli, en heyecanlı yerinde ki şu an korona nedeniyle normal kalabalığı olmadığı söyleniyor. Ona rağmen son derece coşkulu, keyifli bir ortam. Phuket'e gelen herkesin zaten muhakkak ziyaret edeceği bir yer. Ben de size birazcık sadece kısa bir kesit gösterdim. Her gece böyle uyumayan bir şehir bu. Sürekli hareketli. Dolayısıyla muhakkak buraya uğrayacaksınızdır diye düşünüyorum. Bangla Road'un keşmekeşinden sıkılırsanız yolun sonunda da Patong Beach var. Birasını alıp gelen gençler vesaire burada insanlar, arkadaşlar takılıyor. Phuket güzel, çok güzel, keyifli bir şehir. Buraya sınırlı bir süre ayırdım. Yoğun geçiyor belki. Uykuya bile çok az vakit ayırıyorum. Her yeri gezebileyim, görebileyim istiyorum. Ama bir daha muhakkak geleceğim. Yani hani birçok şehir için bunu söylüyorum ama burası kesinlikle bir daha ziyaret edilmeyi fazlasıyla hak ediyor. Tayland aynı şekilde. Çünkü çok fazla gezilecek nokta var. Şöyle söyleyeyim, yani hani burası birkaç turu birlikte çıkarabileceğiniz bir yer. Dolayısıyla ben bu seyahatimde işte Phuket, Bangkok, Pattaya üçgenini yapıyorum ama eğer vaktiniz varsa gezilecek çok fazla yer var, çok fazla ada var. Birçok ada çok huzurlu, sakin. Tabii seyahat anlayışınıza bağlı, yani eğlence vesaire istiyorsanız biraz daha hareketli yerler Phuket, Pattaya. Ama daha sakin bir yer istiyorsanız muhteşem adalar var. Dolayısıyla buraya muhakkak gelin, Tayland'a gelin. Tayland'la ilgili genel yorumum da şu şekilde. Burası ayrı bir planet. Bildiğiniz kuralları unutun. Bildiğiniz değerleri unutun. Bildiğiniz kültürü unutun. Özellikle Batı'da ya da işte Orta Doğu'da, şurada burada yaşıyorsanız buraya geldiğinizde bambaşka bir ortama geliyorsunuz. Farklı kuralları olan, farklı insanların yaşadığı, son derece güler yüzlü, enerjik, keyifli insanların yaşadığı bir yer. Dolayısıyla muhakkak görülmesi gereken bir yer. Çok büyük bir hayalimdi buralara gelmek. Nasip oldu. Umarım sizlere de gelip görme şansı nasip olur. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Bye.